yayınımıza hoş geldiniz. Sesi ben tam alamıyorum İslam Bey'in sesini. Ben duyuyorum. Evet, şu anda geldi. Evet. İslam Bey şunu söyleyeyim. Dün biz konuşuyorduk, bu konutla ilgili düzenlemeler, evet, projeler masadaydı. Akabinde sizin denetimlerin artırılması gerektiği vurgunuz vardı. Evet. Onunla ilgili az önce Sayın Bakan'ın paylaşmış olduğu mesajı da ben okudum. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Bu yönde denetimler nasıl olmalı? Hatta işte boş olan, İstanbul'da birçok boş konut ve iş yerinin olduğunu da biliyoruz. Onlarla, evet, ilgili bir takım yaptırımlar belki gündeme gelirse fiyatlar istenilen düzeye düşer mi kiralama noktasında ve neler yapılması gerekir? Biraz isterseniz yine bu konuyla başlayalım, sonrasında tabii piyasaları da değerlendirmenizi rica edeceğim. Hanım, kesinlikle samimiyet ve burada kararlılık çok önemli. Samimiyet ve kararlılık da zaten Türkiye'de yeterince yasa ve kanun var. Bunlar uygulandığı takdirde ve millete güven verildikten sonra, ki bu mesajlar yayınladıktan sonra insanların tepkisine baktığınız zaman güvenin ortadan tamamen kalktığını gözlemliyoruz. Bir mesaj verdiğiniz zaman, bir kararlılık gösterdiğiniz zaman halk kesinlikle bu mesajlarınıza %100 destek vermesi gerekiyor. Güven vermeniz gerekiyor. Yani güven esas olmalı burada. Bu mesajlardan sonra mesela bundan önce de emlak sektöründe birçok fırsatçıların, yabancı fırsatçıların da bu işe dahil olmak suretiyle emlak fiyatlarında ciddi bir köpük oluşturduğunu gördük. Otomotiv fiyatlarında son 5 ayda ciddi bir rant geliri çuluk yapıldığını gördük. Bunlarla ilgili 3-5 tane cezalar yazıldı ama devamı gelmedi. Bugünkü enflasyon rakamlarını ve inşaat maliyet artışlarını zaten insanlar 7'ine 70'e herkes biliyor. Burada bir sürpriz yok. Döviz kurlarının maliyet artışını herkes gözünde bulunduruyor. Bizim burada toplum olarak rahatsız olduğumuz veya toplumun geneli itibariyle rahatsız olduğu, ilk kez barınma ihtiyacını giderecek olan vatandaşların rahatsız olduğu konu şu. Burada 1 milyon bir bedel varsa bunu tutup daha açıklama yapılır yapılmaz 1250-1500 liraya çıkaran rantçıların vatandaşların ekran görüntüleri almak suretiyle tespit etmesi, bunları devletin daha önceden tespit etmesi gerekirken buradaki Adalet Bakanı da dün bu konuyla alakalı açıklama yaptı. Devreye hemen sokulması gerekiyor. Yani kural, yasa ve adalet herkese eşit mesafede olması gerekiyor ve bunu acilen bence şey yapmamız gerekiyor, uygulamamız gerekiyor. Bu konuyla alakalı bence ivedilikle dediğim gibi ekran görüntüsünde bu rant ekonomisini, ekran görüntüsü var, sistematik bir şekilde devletin her türlü imkanı var. Bu maliyet artışlarını yapanların emlaklarını, tapudaki satış bedellerini devletin tespit etmesi gerekiyor. Yani siz tutup 500 bin lira, işte 750 bin lira, 1 milyon lira rant yaptınız, fırsatçılık yaptınız, onun gelir vergisini almak suretiyle, birebir göstermek suretiyle tapuda bunun harcını takip etmek zorundadır devlet. Ve oradaki kazançlarla da TOKİ gibi kuruluşlarla tekrar emlak üretmek zorundadır. Buradaki maliyete baktığınız zaman da ciddi maliyet düşüşleri zaten göreceğiz. Bugün TOKİ gibi kurum ve kuruluşların yapmış olduğu emlaklardaki 300 tane konut satışında 3 milyon kişi müracaat ediyorsa burada bir talep vardır. Ama talep karşısında arzla bence desteklenmeli. İslam Bey, şunu da sormak istiyorum. Mesela baktığımızda İstanbul'da da ben çok fazla görüyorum. Çok uzun süre boş kalan yerler var. Hem satılık, evet, hem de kiralık konutlarda. Mesela orada mal sahiplerine ne gibi bir yaptırım gelirse... Mesela hızlı bir şekilde bunlar kiralanır ya da satışı gerçekleşir. Çünkü rakamlar sürekli artırıldığı için de esasında elde kalıyor ya da boş kalıyor bu noktalar. Yapalım. Herkesin bildiği, 7'den 70'e herkesin bildiği ama uygulanmayan, ama devletin kulağını tıkadığı bir problem var. Bakın bugün herkesin rahatsız olduğu tek bir şey var. Ben 1000 lira kira verirken bugün 2000 lira kira veriyorum. Esnaf, tüccar 3000 lira kira verirken 10.000 lira kira veriyor. Ya mal, ya dükkanımı boşalt, ya dairemi boşalt diyor, ya bu kirayı ver diyor. Peki soru şu, devlet bu mal sahiplerinden 3000 lira karşılığında gelir vergisi aldı mı? Bu dükkan sahiplerinden 10.000 lira karşılığında gelir vergisi aldı mı? Sen esnaftan stopaj vergisini alıyorsun, gidiyorsun kiracıdan çeşitli vergileri alıyorsun. Ama sen mal sahiplerinden vergi alıyor musun? Birebir buradaki kira ilanları meydanda. Kira meydanları 1+1 daire bile 3000 lira. 3000 lira mal sahibi karşılığında yıllık vergisini veriyor mu? Bunlar da denetlenmesi lazım. Yani baltayı ortaya vurmamız gerekiyor. Eğer haktan bahsediyorsak, eğer gerçekten mağdur insanlardan, vatandaşlardan şey yapıyorsak, bahsediyorsak gerçek bir vergilendirmeyle bu sürecin devam etmesi gerekiyor.
Yani sonuçta sürekli birinin kazanacağı bir ekonomi veya sürekli bir tarafın kazanacağı bir model geçici bir politikayla sürdürülemez diye düşünüyorum. O yüzden bence bu vergilendirme adaletinin acilen tekrar yerine getirilmesi gerektiğine inanan bir kişiyim ben. Evet, şimdi isterseniz hemen piyasalara da bakalım. Analizler açıklandı, rakamlar da ortada. Kur korumalı mevduat hesabı, evet, Aralık'tan beri yürürlükte olan bir uygulama. Önemli bir kaynak da elde edildi, onu biliyoruz. Fakat vatandaşın hala dövize ilgisinin de artarak devam ettiğini de görüyoruz. Burada mevduatlarda artış var. Aynı durum altın için de söz konusu. Neye bağlıyorsunuz bu yükselişi? Şimdi Yaprak Hanım, döviz mevduatlarındaki girişler %5,27 arttı. Bu bir. İkincisi, vatandaşlarımızın algılayamadığı veya ısrarla algılamak istemediği bir şey var. Şu an ekranlarda dolar, TL kuru 15,32 lira. Gelin serbest piyasalara, kapalı çarşı piyasasına 15,42 lira seviyesinde. Şu anda ekranda gram altın TL fiyatı 907 lira. Gelin kapalı çarşı piyasasına gram altın TL fiyatı 933 lira. Şimdi buradaki talebi neye bağlıyoruz? İçerideki talebin daha yoğun olmasına bağlıyoruz. Burada bir talep artışı var. Talepten dolayı da yükseliş beklentisi var ve makas aralığı oldukça açık. Hem bankaların hem serbest piyasaların. Tekrar BDDK dün ne dedi bankalara? Döviz işlemlerinizi saat 10 ile 16 arasında yapacaksınız. Daha önce ne demişti? Özellikle FX piyasalarında iyi işlem yapmayacaksınız. Bir hazırlık var. Kur ataklarına karşı bir hazırlık var. Şimdi burada durumu iki türlü değerlendirmek gerekiyor. Dolar dünya genelinde değer artışı var. Dolar endeksi 104 seviyesinde. Amerikan Merkez Bankası Fed, doların ana vatandaki ekonomi politikasında yıl sonuna kadar 3 kez 50 bas puan bir faiz artımı yapacak. İçeride euro dolar paritesi düşük ve döviz ihtiyacımız var. TL'nin değer kaybı devam ediyor. Bu problemler zaten herkes tarafından biliniyor. Özellikle kur korumalı mevduat sistemine katılanların gelirlerine baktığınız zaman ciddi bir gelir elde ediyorlar. Kim veriyor bu geliri? Toplum olarak hepimiz veriyoruz. Bu sisteme dahil olan, dahil olmayan herkes bu gelir noktasında herkese bir noktada destek veriyor. Maliyetler bizim vatandaş olarak bizim cebimizden çıkıyor. Burada önemli olan şu, vatandaşlar eğer bu sistemde kalıp ekonomisine, Türkiye ekonomisine destek verecek, bu sisteme devam ettirecekse problem yok. Ama bugünkü emlak fiyatlarındaki artış, otomotiv fiyatlarındaki artış, sizin vermiş olduğunuz teşvik ve destekler raflara yansımıyorsa, evet, vatandaşlar tekrar ürker, tekrar korkar ve döviz tarafına, emtia tarafına yönelir. Dolayısıyla burada içeride enflasyonla mücadele ve rant ekonomisiyle alakalı mücadele bence kurla mücadeleden daha önemli. Eğer siz içeride rant ekonomisini kırabilirsiniz, emlak fiyatlarını, otomotiv fiyatlarını, çarşı pazardaki sebze meyve fiyatlarını düşürebilirsiniz, kimse korkmaz. Zaten problem yok. Ama bir bakıyor hayat pahalı, gelir azalmış, fakirlik artıyor. Ve bir dolayısıyla şekilde herkes korumayı alıyor içinde, kendisini diyorsun. Kendisini doğal olarak korumayı alıyor. Doğal bir tepkidir, içsel bir güdüdür bu. Evet, şimdi şunu da sorayım. Biz tabii ki yurt içi piyasaları konuşuyoruz ama baktığımızda sterlinin de dolar karşısında dünyaya baktığımızda %10 değer kaybettiğini görüyoruz. Keza işte Japonya'da yine aynı şekilde euro paritelerini biz ekrana getiriyoruz dolar euroyu. Euronun değer kaybına uğradığını görüyoruz dolar karşısında. Peki bu acaba ters kur savaşlarını başlatır mı dünyada? Çünkü ülkelerin de bir şekilde tedbir alması gerekiyor. Her geçen gün paraları eriyor dolar karşısında. Şimdi biz her gün doları konuşuyoruz. Dolardaki değer artışlarını konuşuyoruz. Çünkü göbeğimiz dolara bağlı olduğu için dolardaki gelişmeler bizi olumsuz yönde etkiliyor. Gözümüzün gördüğü her şey dolar maliyette. Şimdi dolar bir yatırım aracı mı? Vatandaşlarımızın, izleyicilerimizin kendine bunu sorgulaması gerekiyor. Yıllık bazda, 10 yıllık bazda, 20 yıllık bazda baktığınız zaman doların getirisi bir gram altın kadar değil. Veya bir borsa kadar değil, diğer enstrümanlar kadar değil. Adı var ama kazancı yok. Diğer yanda bugün ben bir dövizciyim mesela. Dövize yatırım yapan bir vatandaşım, yatırımcıyım. Ben dolar alamayayım. Asla almam. Neden asla almam? Çünkü onun karşısında az önce sizin ifade ettiğiniz gibi %10 değer kaybetmiş bir euro ve sterlin varsa teraziyi böyle eline koyan bir yatırımcı şuna bakacak. Terazide hangisi fazla değer kaybetmiş dolar karşısında? Euro ve sterlin. Eğer dövize yatırım yapacak olan yatırımcılar veya vatandaşlar varsa o değeri artmış bir şeyin peşinden koşmaktansa değeri kaybetmiş bir şeyle ilgilenmesi gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. Tabii ki dolar endeksindeki yükselişler
bu kadar sert düşüşler neden oldu ama bundan sonraki süreçlerde doların aşırı bir şekilde değer kazanması ne Amerika'nın ne de Fed'in işine geliyor. Çünkü doların değerinden fazla artış yapması resesyon riskini Amerika'da daha fazla artırıyor. Hiperenflasyon ihtimalini daha çok artırıyor. Bugün öğleden sonra Amerika'da enflasyon rakamı açıklanacak ve bu enflasyon rakamları artmaya devam edecek. Enflasyon rakamları artmaya devam edecek ve Fed de daha çok şahin olacak ve doların uluslararası piyasalardaki değer kaybı kaçınılmaz olacak. Ama geçerli bir karşılığı var mı dolara? Bence yok. Çünkü bütün dünyalar doları bir silah olarak kullanan Amerika'dan kaçmak istiyorlar. O yüzden en fazla değer kaybetmiş para birimlerine baktığınız zaman da vatandaşların bu tarafıyla ilgilenmesi gerekiyor. Evet, dolayısıyla böyle bir savaşın eşiğinde olabilir diyorsunuz diğer ülkeler. Aynı zamanda bir takım tedbirleri aldığında görüyoruz. Faiz artırımına gitmiş durumda birçok ülke. Bunu da görüyoruz. Belki önlemlerden bir tanesi bu ilk etapta kullanacakları silah bu olabilir diyelim. Şimdi devam edelim dijital paralarla. Sabah 31 bin doların biraz daha üzerinde evet. açılışı vardı. Bitcoin'in tekrar düşüşe geçti. Ripple da çok önemli kayıpları gördü. Evet. Yani 50 sentin altında şimdi. Orada evet. neden bu kayıplar yaşanıyor? Kripto para piyasasında dünyadaki bütün yatırımcıların sayısına baktığımız zaman da her ay ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Bu piyasaya hiç girmemiş olanlar da bu kadar sert düşüş görünce bir fırsat olarak biliyorlar. Bu birincisi. İkincisi yaş ortalamalara baktığımız zaman da genç insanlar, dünya genelindeki genç insanlar bu tarafa yöneldiğini görüyoruz. Aslında dünyada siz dediniz ya kur savaşları. Aslında dünyada kripto paralarla ulus devletlerin bir savaşı var şu anda. Her ne kadar sevgili izleyicilerimiz hissetmese de veya ekonomi piyasalarla, finans piyasalarıyla yakından ilgilenmeseler de şunu asla unutmasınlar. Dünyada şu anda ciddi bir belirsizlik var, ciddi bir kaos var. Ve bu kaosta en çok ulus devletlerin de kripto para piyasasında bir savaşı ben özellikle belirtmek istiyorum. Tabii ki doların değer artışıyla birlikte emtia fiyatlarında, paritelerde, kripto paralarda sert düşüşler var ama bunlar sadece bel kırma operasyonlarıdır. Dünyadaki bütün gençler ve yatırımcılar yeni bir dijital para istiyor. Daha farklı bir getiri istiyor. O yüzden bu piyasanın ben çok düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Ve hızlı bir atakla karşı karşıya kalabiliriz. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Son 5 aydır 2022 yılı ile alakalı çok karışık bir yıldan bahsetmiştik. Evet, bunu. Hatta 2022 her ayın bir hikayesi evet. var diyorsunuz ve her gerçekten de... O hikayeleri evet. yaşıyoruz, görüyoruz aylar geçtikçe. Evet, önümüzdeki ay Haziran'da mesela çok tamamen küresel piyasalara odaklanacağım. Şimdiden söylemek istiyorum bunu. Küresel piyasalara odaklanacağımız krizlerin çok konuşulacağı bir ay olacak. Temmuz'da pik seviyeleri göreceğimiz bir ay olacak. Şimdi biraz daha iç siyasete odaklandığımız bir ay olacak Mayıs ayında mesela. Ama tamamına baktığımız zaman da kripto paralar, altın fiyatları, gümüş fiyatları, döviz kurları yani döviz fiyatlarındaki bu yarış hepsiyle devam edecek. Şimdi Mayıs ayında emtia fiyatlarında ve kripto paraların baskı altında kaldığını görüyoruz ama Haziran ayına baktığımız zaman da tam tersi bir senaryo karşımızda olabilir. O yüzden yine hatırlatmak isterim son 5 aydır sohbetlerimize sepet yapmanın önemini burada özellikle vurgu yaptık. Mesela bütün varlıklarınızı kripto paraya yatırdınız şimdi düştü mahvoldu. Hayır 5 aydır burada ekranlarda vatandaşları uyardık. Sepet yapın döviziniz olsun, emtianız olsun, kripto paranız olsun, borsanız olsun. Şimdi bu sert düşüşlerle birlikte en çok kim yararlanıyor mesela? Sepetinde TL'si olan veya sepetinde dolar olan bu sert düşüşlerden mesela faydalanabiliyor. Ama tüm varlıklarını altına gömen, dövize gömen veya tüm varlıklarını kripto para piyasasına yatırıp da aylarca beklemek zorunda olanlar maalesef bu piyasada acemi yatırımcı oluyor ve zarar ediyorlar. O yüzden ben tekrar etmekte fayda var. Varlıklarınızı kesinlikle çeşitlendirmeniz gerekiyor. Tek bir enstrümanla değil, çeşitlendirmeniz gerekiyor. Bugün ons altında sert bir düşüş gördük. 1840 dolar, çok ciddi bir düşüş. Kripto paralarda düşüş gördük. Peki ben bu düşüşlerden bir yatırımcı olarak nasıl faydalanmam gerekiyor? Benim sepetimde dolar olsaydı dolarla altın almak, gümüş almak şu anda çok ucuz. Dolarla kripto paraya girmek şu anda çok ucuz ama bunu sadece sepetinizde dolarınız varsa yapabilirsiniz. O yüzden ons tarafındaki düşüşler, paritelerdeki düşüşlerden faydalanacak bugünkü faydalanan yatırımcılar sepetinde dövizi olan yatırımcılar olduğunu da söyleyebilirim. Evet çok teşekkür ederiz. Her zaman söylüyorsunuz finansal okuryazarlık oldukça kesinlikle. Önemli. Mutlaka araştırmak gerekiyor. Kesinlikle. Ve doğru yorumlara kulak vermek gerekiyor diyelim. Çok teşekkür ederiz. Bir ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler finans analisti Sayın İslam Memiş'ten. Bugün